Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Tabii çok önemli bir kampanya ile başladınız. Üzerinden çok kısa bir süre geçti ve Bırakmam Seni kampanyası özellikle çok ciddi bir gündemde oldu Türkiye'de. Sizden dinleyelim efendim. Anladım, kampanyayı. Şimdi bu kampanya bizim geldiğimiz zamandan itibaren planlarımız içinde olan bir kampanya çalışmasıydı ama bu 19.03'te planlamıştık biz bunu. Maalesef biliyorsunuz pandemi ilan ettikleri için salgını yapamadık ve erteledik. Ve 2,5-3 ay gibi geç bir gecikmeyle başlıyoruz bu işe. Ve dün de başlamış olduk. Hayırlısı olsun, biz dün Bismillah dedik. Taraftarımıza güveniyoruz, Beşiktaş camiasına güveniyoruz. Gerekli desteği vereceklerine adımız gibi eminiz. Hayırlı olsun dedik. Nevzat Demir tesislerinde futbolcularımızın, hocalarımızın ve yöneticilerle beraber orada ayrı bir dünya var. Bugün onu tekrar hissettik. Yani o futbol hakikaten çok uzak kalmışız, 2,5-3 ay. Az bir zaman değil. Dolayısıyla dönmenin keyfini hep beraber yaşayacağız bugün. Bir Beşiktaşlı olarak bugün Beşiktaş stadında, Vodafone'da. Ama bir futbol sever olarak da dün de keyif aldım. Maçlar dün de keyifliydi. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, kazasız, belasız atlatır ve 8 haftayı da bitiririz. Sahada rekabet olduğu kadar taraftarın nasıl bugün SMS'te fark atmayı istiyorsam, bu maket biliyorsunuz seyircilerimizin fotoğraflarını koyduğumuzda da diğer takımları geçmek istiyorum. Ben rekabeti bu hem spor, hem satış, hem SMS, hem karton, maket hepsinde rekabet istiyorum ve geçmek istiyorum. İlklerin kulübü olma özelliği var Beşiktaş'ın. Evet. Bu kampanyada ilk Beşiktaş'tan. Evet, biraz geri kaldık maket içinde. İnşallah önümüzdeki haftaki maçlarda bunu egal edeceğiz. Tabii yani şimdi bugün arkadaşlarımızla onu konuştuk. Bu konuda bir yanlış anlama var. Tamamen SMS'e yoğunlaşmış bir kampanya gidişatı var gözüküyor. Bu doğru değil arkadaşlar. Buradan hepsine sesleniyorum. Bütün Beşiktaşlılara. Bizim postane, PTT yoluyla, havale yoluyla, çekle, her bir şekilde ödeme kaynaklarımız farklı bir şekilde var. SMS bu işin bir parçası sadece. Sadece SMS olarak algılanmış olması galiba istediğimizden uzak bir durum oluşmuş orada. SMS de var işin içerisinde. Evet. Ve rica ediyorum bütün Beşiktaşlardan havale yoluyla www.bırakmamseni.org gibi kanallarla bir şekilde bize ulaşıp istedikleri rakamı, yani SMS 20 lira ama isteyen 50 lira, 100 lira gibi havale gönderebilir. O kaynakları da anlayanlarımız da olmuş, net anlayanlar var. Çünkü bakıyorum bir 1903 lira furyası başlamış şeyde, banka hesaplarına gelenlerde. 1903 lira biliyorsunuz 1903'ten geliyor Beşiktaş'tan. Evet. Mesela 1 milyon 903 bin lira falan olanı tercih etmeye başladım. İlk günler biraz adete, sayıya çok önem verdiğimi söyledim ama para da önemliymiş. Yani ikisini beraber getirebilirsek iyi olacak. Yurt dışından da çok büyük ilgi var. Özellikle var. Sosyal medyadan çok mesaj geliyor. Yurt dışındaki Beşiktaş taraftarı için çağrınız nedir? Valla yurt dışında benim bildiğim kadarıyla en büyük taraftar Beşiktaş. Yurt dışında özellikle. Hı hı. Adet olarak çok fazla. Dolayısıyla onların da bize verecekleri destek bizim için çok önemli. Ama ben tabii Beşiktaşlı yurt dışındaki yurt dışına gidiyor ayıramam. Yani bir başkan olarak öyle bir ifade kullanamam. Tamam, senin internet sitesi üzerinden. Evet tabii tabii tabii. Yani şimdi ben bugün arkadaşlarımdan da rica edeceğim. Kesinlikle sayfalarımızda bunlar var. Ve ilgilenen kişilerin de gerçekten dönüp buralardaki durumları tespit etmelerinde fayda var. Hesap numaralarını, nasıl gönderileceğini, şeklini ve şemalini, sadece duyumlu yola çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Kampanyası ve bu destek kampanyasında ilk hedefiniz neydi Sayın Başkan? Yani nasıl çıktı bu kampanya? Ana fikri neydi? Yani şimdi malum olduğu üzere bir bankalarla yapılmış bir kredi anlaşmamız var. Ve bütün gelirlerimiz tamamı oraya temlikli. İhtiyaç hasıl oluyor. Giderlerimiz var bizim dolayısıyla. Ve de bunlar tabii bir yöneticinin, bir başkanın veya 3-5 kişinin imkanlarıyla artık bu spor kulüpleri dönmekten çok uzakta ekonomileri. Bu sebeple benim aklıma ve arkadaşlarımız aklına bu işi Beşiktaş Camiası beraber göğüsleyelim. Çünkü biz zaman içerisinde ekonomimizi daha tedbirli, az israfla, yani tamamen israf edilmeksizin kaynaklarımızı iyi kullanarak ileriki 1-2 sene içerisinde kontratlarımızdan, çok yüklü kontratlarımız var. Onlardan kurtularak Beşiktaş'ı
daha yaşanabilir gelir ve gider dengesinin birbirine eşit olduğu politikasından hiç vazgeçmeyerek ama. Yani bundan sonrasında Beşiktaş'ta geliri ne kadarsa giderin o kadar olabileceği bir vizyon istiyoruz biz. Bunu da getirdik, şu anda uyguluyoruz. Ama bu süre içerisinde nefes almamız lazım. Yani yapılmış eski kontratların getirdiği ağır yükü taşıyabilmemiz mümkün değil. Bunu da dedik ki camiayla paylaşalım. Dolayısıyla bu arada yapılabilecek bütün bize bu kampanyadaki gelecek bağışlarla biz 1-2 sene sonra Beşiktaş'ın ağır kontratlardan kurtarıldığı döneme kadar bu yardımlarla, bu bağış kampanyasıyla Beşiktaşların bize verecekleri, kulüplerine verecekleri katkıyla yaşama imkanı bulacak. Geçen de belirttiğim gibi kampanyanın başında en önemli şey bağımsız olmaktır. UEFA'ya bağımlı olmak, bankaya bağımlı olmak bunlar çok hoş şeyler değil. Dolayısıyla bizim davalarımızın başında bu kulübü bağımsız hale getirmek birinci hedefimiz. Tabii ikincisi de yine söylemeye devam edeceğiz. Şeffaf bir yönetim olacak, hesap sorulan yönetim olacak, hesap soran olacak ve de hesap sorulmayı da kabul edecek. Sorulduğunda da tavır koymayacak, gönül koymayacak bir yönetim şekli Beşiktaş'a getirmek istiyoruz. Bunlar bizim davalarımız. Bu davalara katkı verecek önemli konu da bağış kampanyasında alacağımız destekle ayakta kalmak ve UEFA kriterlerini gerekiyorsa yerine getirme imkanını bulmak, bankaların kapısını dakika başı çalmak yerine o kontratlarda revize edeceğimiz sürece kadar nefes alabilmek. Bize bu bağış kampanyası yapacaklarımızı yapabileceğimiz tarihe kadar zaman kazandırma amaçlıdır. Daha özgür bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Daha özgür, bağımsız. Peki bir süre belirlediniz mi? Yani kampanyanın geneli dahilinde. Kampanyanın sürecinin çok uzun sürmeyeceğini ümit ediyorum. Yani geçen de söyledim ama benimki bir iddia, bir istek, bir beklenti olabilir. Bir iki hafta içerisinde bütün Beşiktaşlıların gerekeni yapabileceklerini, yaptıklarını, yapmış olacaklarını düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle bu lig bitene kadar, bir Temmuz sonuna kadar herhalde biz kampanyayı devam ettiririz diye düşünüyorum. Efendim hedefiniz nedir? Ne kadar bir ekonomik gelir beklentiniz? Vallahi ekonomik olarak şöyle söyleyeyim, bunu söylemek mümkün değil. Adı üzerinde bağış kimin ne kadar ne vereceğini bilemezsiniz. Bu bir matematik değil, bu bir kanun değil, bir yasaya bağlı bir kampanya değil. Bu tamamen gönül ve kişilerin kendi imkanlarına bağlı bir kampanya olması nedeniyle ne olacağını bilemiyorum. Ama beklentim, istediğim şu, 15-20 milyon Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyoruz. Yani her biri bir SMS atsa Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlamış olacak. Bu 20 lirası olmayan Beşiktaşlar da olabilir. Onlar da bizim bir parçamız. Onlar da bizim manevi değerimiz. Onları da ayrıca tabii ki kabulleniyoruz. O şekilde olabileceğini, rakamların o kadar çıkmasa dahi bizim gönlümüzde onların da yeri olduğunu buradan söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş'ta herkes aslında ailenin bir ferdi. Evet. Tamamının imkanı var da 20 milyon SMS atarsa herhalde kampanya maddi ve manevi olarak amacına ulaşmış olacak. Biz sadece bu kampanyayı maddi olarak görmüyoruz. Manevi tarafı da var. Birlik beraberliğimizin, yola çıkışımızın, dirilişimizin bir başlangıç noktası, mihenk taşı olarak görüyoruz. Bu kampanya bizim için başka anlamı da var. Yani sadece parasal anlamda şu gelecek, bu gidecek değil. Onun yanında bu işin maneviyatı var. Birlik beraberliğimizi gösterdiğimiz, tüm Türkiye'ye bakın biz buyuz. Biz Beşiktaş camiasıyız. Biz gerektiği zaman el ele tutup omuz omuzu yürümeyi de biliriz'i göstermek istiyoruz. Diğer kesime, yani farklı takımı tutanlara bir çağrınız var mıdır? Nedir? Ne dersiniz? Yani şu anda Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum diğer kulüpler için de söz konusu. Yani dolayısıyla burada artık o kulüp, o renk, sarı, kırmızı, siyah, beyaz artık konu değil. Burada Türk futbolu önemli. Bu kulüpler çok nadide kulüpler, güzide kulüpler. Hepsinin ayakta kalması lazım. Gerekiyorsa hepimiz Türk sporu adına kampanyalara çıkmış olan kulüplere destek vermemiz gerektiğini burada ifade edebilirim. Merak ettiğim bir konu var, onu sorayım hemen size. Şimdi kampanya tabii ki ucu açık, belki çok ciddi bir rakam elde edecek Beşiktaş ve taraftar da ondan sonra şunu isteyebilir. Başkanım, transfer, bu gelirler Beşiktaş'a yeni yıldızlar katar mı? Vallahi biz bu paraları özel dönüş için kullanmayı planlamıştık. Yeni transferler özel dönüş anlamına gelmiyor. Gerçekten biz Beşiktaş için fedakarlık yapan, sabreden bir taraftar bekliyoruz. Çünkü güzel günler gelecek. Bu takım, bu kulüp uçacak. Ama o zamana kadar sabır göstermeyi bilmek lazım. Özümüzden uzaklaşırsak sonuç itibariyle kulüplerin bu noktaya gelme sebebi yanlış transferlerdir. Kendi özümüzden bile bir tane çocuğu 10 senede çıkaramamaktır. Dolayısıyla bedelini ağır ödüyoruz. Şimdi aynı şeyleri bedelini ödediğimiz konudan yola çıkarsak aynı şeyleri bir daha yapmak aynı hatayı, o zaman bu bağış kampanyasına yazık olur.
O zaman anlamını kaçırmış olur. Yine söylüyorum, yani zaman kazanmak, Beşiktaş'ın bütçelerini, gelir ve giderlerini dengelemek açısından. Ha şunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ın gelir ve giderlerine uygun her türlü transfer ve futbolcu tabii ki biz kovalayacağız. Bu bizim işimiz. Ama iyisini, gencini, yarın bir gün bir bedelle satabilme imkanı bulup kulübümüze gelir sağlayabilecek futbolcuları bulmamız lazım. Biraz emek istiyor bu iş. Yani uçağa bin, fotoğraf ver, 5 milyon euroya adam getir, 3 milyon euroya adam getir. Sonuç bu. Yani kaç defa daha bu Beşiktaş camiası her dakika taraftarın kapısını çalabilir? Böyle bir şey olmaz. Onun için maalesef o beklentide olanlara olumlu cevap veremeyeceğim. Dürüst olmak zorundayım. Efendim zaten hep bu dürüstlük vurgunuzda, her röportajımızda vurguluyorsunuz. Özellikle şunu da sorayım o zaman. Öze dönüşten bahsettiniz. Bugün Beşiktaş'tan ayrılan eski futbolcular, halen profesyonel futbol hayatına devam eden Beşiktaş'ı anıyorlar. Yaptığımız röportajlarda örneğin çok kısa bir süre önce Cenk Tosun'la bir röportaj gerçekleştirdik biz. Hep Beşiktaş konusu geçiyor. Mesela Cenk'ten bahsedelim. Crystal Palace'a kiralık gitmişti. Bu öze dönüşün içinde Cenk gibi bir transfer olabilir mi? Yani Cenk'in satış fiyatıyla bir transfer değil de alış fiyatı gibisiyle olur tabii. Yani Cenk'i aldığımız koşullarda bir transfer, hatta yüzlercesi olabilir. Cenk gelir mi önümüzdeki sezon? Cenk'le geçen konuştuk, sohbet ettik. Doğum günüydü. Artık çok yaşlanmadan geri gel dedim. Gülmeye başladı. Ya nasip bizim çocuğumuz, tabii ki gelsin. Kapınız açık. Tabii canım, niye olmasın yani, zevkle yani. Tabii ama bizdeki paraya... Yani onu da o kabul edecek. Sayın Başkan, bütçe olarak ne belirlediniz? Futbol takımıyla devam edecek olursak. Önümüzdeki sezonun planları nedir? Vallahi bir öncekinin yarısını hedefliyorum. O kadar. Bu şekilde devam edeceksiniz. Peki dış transfer olarak? Bir evvelkinin, yani bir öncekinin yarısı kadarını hedefliyoruz. 60'sı 30. Daha da düşecek o zaman. Yani düşmek zorunda çünkü kulübün gelirleri o kadar. Peki yani bunun üzerindekini nasıl karşılayacaksınız? Evet. Her sene maç kampanyası mı yapacağız? Beyler biz, sayın taraftar, affederseniz biz 30 milyon gelirimiz var. Dolayısıyla 50 milyonluk transfer yapıyoruz. Dolayısıyla 20 milyon verin falan, böyle bir şey yok. Olsa zaten herkes yapar bunu. Ve sonuçta faciaya gidiyoruz yani. Olmuyor. Kanıyor. Yani birkaç senelik mutluluğun sonucunda uzun yıllar mutsuz olan bir camia olması doğru bir bakış açısı değil. Peki dış transferde nasıl bir hedefiniz olacak? Yeni sezon üzerinden konuşursak Beşiktaş dış transferde ne tip oyunculara yönelecek? Genç, bonservissiz ve bizde ucuz oynayıp gittiği yerde pahalı oynayacak. Bizde seviyesini yükseltmiş futbolcular biz tercih edeceğiz. Scout ekibi başaracak. Hocamız başaracak. Scout ekibi bulacak. Cevheri keşfedecek. Hocanız da alıp emek verecek. Siz de yönetici olarak sabırlı olmayabileceksiniz. Taraftara bunu anlatacaksınız. Ve sonuçta mutlu ve güzel günler gelecek. Tamam, kamuoyunda konuşulan o zaman bir spekülasyonu da sormuş olayım size. Canlı yayınımızda bunu da açıklık getirmiş olalım. İşte teknik heyet kimi görüşülen oyuncular için memnuniyeti yok, istemiyor. Daha yüksek meblağlı oyuncular istiyor gibi bir görüş var. Bu doğru mu? Daha yüksek meblağlı oyuncular istiyor cümlesi yanlış. Ve teknik direktörünüzün tasvip etmediği oyuncuyu alıp takıma koymak diye de bir şey zaten söz konusu olamaz. Scout ekibi de sokağa çıkıp herkesi tarayıp bulup araştırmak zorunluluğu var. İşte buradan yola çıkarsak scout arayacak. Bulduğunu hocasının önüne koyacak. Hocası da bunlarla ilgili gerekli taramayı yapıp tercihlerini belirleyecek. Hangisi olabilir, hangileri olabilir? Biz de kendi bütçemize göre hareket edeceğiz. Son olarak, herkesin görevi ayrı. Şunu da sorayım. Futbol şubesi yapılanmasından bahsediyorsunuz. Mevkisel olarak öncelikleriniz nelerdir yeni sezon için? Beşiktaş transferinde. Valla mevcut olan arkadaşlarımız var, kontratları biten. Birçoğuyla tabii halen de anlaşmak istiyoruz. Mesela sağ bekimizde Gökhan kalamazsa başımızın çaresine bakmamız lazım. Bu bizim bir araştırma yapmamızı gerektiriyor. Tabii ki Gökhan kalsın istiyoruz, görüşeceğiz ama... Bu bir kontrat ortada yok ise olmayabilir. Dolayısıyla bizim de tedbirimizi almamız lazım. Ha, Gökhan olursa yanında daha bir genç arkadaş alırsınız. Bu bir stratejidir. Sol bekte işte Caner vardı. Caner kalırsa yanında ikinci adama gerek yok. Rıdvan'la beraber oynarsınız. Anladın mı? Orta sahada Fatih, kıymetli bir çocuğumuz Sivas'ta. Allah razı olsun, Sivas'ta iyi top oynadı çocuk. Oradaki Rıza hocamıza da teşekkür ederiz. Geri alacağız onu. Onu değerlendirmek isteriz. Dolayısıyla elini gidebilir, kalabilir. Biz şu anda tamamıyla Temmuz sonuna kadar futbolcularımızla kim kalacak, kim gidecek konuşmak istemedik. Sadece
koronavirüsün yaratmış olduğu ekonomik darbenin bizleri çok etkilediğini, kendilerinin de bu konularda fedakarlık yapmak durumunda kalabileceklerini söyledik. Onları bir düşünceye sevk ettik sadece. Oturup pazarlık etmedik, kal demedik, git demedik, sana bu kadar veririz, bu kadar veremeyiz demedik. Sadece durum vahim, sizlerle oturup bunları paylaşmak zorundayız. Yani bunları da bilin ve hazırlıklı olun dedik ve Temmuz sonunda konuşacağımızı söyledik. Efendim, öze dönüşten bahsettiniz. Bir fulyayı Ümraniye'ye taşıma durumu vardı. Var. Nedir son durum? Var. Şu anda oradaki sevgili arkadaşımız Fırat var. Yönetici arkadaşımız. Projeleri çizdiler, çalışıyorlar. Gerekli devlete ait makamlardan, mercilerden yöneticimiz Kemal Bey tarafından Ankara'da takip edip izinleri inşallah alınacak. Ondan sonra da oraya biz altyapının en önemli kesimini taşıyacağız. Tamamını değil ama. Yani atıyorum 13, 14, 15 yaşları orada kalacak burada. 16, 17, 18'leri o tarafa taşıyarak Ümraniye'ye A takımıyla içli dışlı olmalarını ve oradaki hocayla Sergen Hoca'nın ilişki içerisinde olmasını ve neydi çok affedersin Fulya'da eski Beşiktaşlı hocalarımız var değerli. Onlardan bir iki tanesiyle görüşmelerimizi yaptık. İmza attıktan sonra isimlerini açıklayacağız. O zaman bizim öze dönüşü ne kadar önemsediğimizi o isimleri duyduğu an camia diyecek ki evet Çebi doğru söylüyormuş. Plan ve projesini uygulamaya başladı. Ama o isimlerle imzayı attıktan sonra açıklayabiliriz. Bugün olmaz. Sayın Başkanım, amatör sporlarla devam edelim. Bütçede amatör sporların yeri ne olacak? Amatör sporlarla alakalı Beşiktaş'ın şubeleriyle alakalı planınız nedir? Şimdi bugüne kadar yaklaşık amatörlerde bizim zararımız gelirimiz 25, giderimiz 75 milyonla gerçekleşmiş. Yılda 50 milyon TL faizi hariç açık vermişiz. Yani şöyle hesaplayın bunu. Yaklaşık 10 seneden beri bu açığı veriyoruz. Bildiğim kadarıyla belki de 15 sene, 20 sene 1 milyar TL sokağa atılmış. Halbuki amatör adı üstünde. Amatörlerin yarışmacı bir tarafı amatörler. Kulübü sevdireceksiniz gençlere, çocuklarınıza. Ve oradan sporcu yetiştireceksiniz. Aynen az evvel futbolda altyapıdan öze dönerek adam futbolcu kazanabilmek planınız gibi olması lazım. Eğer basketbol alt takımınızda aynı altyapı, futbol altyapı gibi yetiştirirseniz basketçilerinizi dışarıdan 300-500 bin dolara basketçi getirmezsiniz. Alırsınız, çocuklarınızı 100 bin, 200 bin liraya oynatırsınız. Böylece gelirleriniz ve giderlerinizi karşılayan bir amatör faaliyet içinde olursunuz. Bu bugüne kadar yapılmamış. Çünkü camiaya her bir şekilde aman bana laf gelmesin, aman bana söz gelmesin. İşte A, B, C handbolü çok seviyor. O abimiz kırılmasın. DEF basketi seviyor. Oradan da bana genel kurulda oy gelecek. Bilmem nesiyle yola çıkarak tarzıyla Beşiktaş kulübü bana göre son 20 senede minimum 1 milyar TL para harcamıştır. Karşılığında aldığı hiçbir şey yok. Satabildiğimiz bir basketçimiz yok. Bonservis bedeli kazanabildiğimiz bir tane handbolcumuz yok. Sonuçta bu hangisi doğru? Yani burası bir ekonomi. Buranın geliri ve gideri var. Burada sattığınız bir forma bile satıyorsunuz. Adamcağız 100 lira yerine 80 liraya bilet niye satmıyorsun derken onun verdiği o parayı kıyıp da getirip sokağa döküyorsanız bu hainlik. Biz bunu yapmayacağız. Bu sene hiçbir tane herkes onu söylüyor. Kapatacaksınız duyuyoruz. Amatörleri. Hayır, biz amatörleri kapatmayacağız. Sadece geçen sefer de söyledim. Amatörler gelirleri ve giderleri birbirinden eşitleyecek tarzda atıyorum. Handbol oynuyorsunuz. Geliriniz belli. Sponsorunuz var. 10 lira geldiyse 10 liralık takım yaparsınız. Bu bilemediniz 11 lira olur. Kulübün işi kira gelirinden 1 lira vereyim ama bu 10 lira gelirken 40 lira harcanmaz. Baskette gelir 10 milyon TL, harcama 40 milyon TL. Nereden bulacaksınız bu parayı? Hani kulübün parası varsa kabul tabii ki yakışır. Marka olalım ama yok. Gidip bunu da A bankası, B bankası da kapı çalıp da faizle 120 ile para alıp yapacaksanız 10 sene sonra bu kulübü de borç içinde bırakacaksanız yaptığımız şey doğru olmaz. Böyle yapmayız. Onun için biz karar verdik. Çocuklarımızı tertemiz altyapıdan çocuklarımızı yetiştireceğiz. Aynı futboldaki gibi basket oynayacaklar, handbol oynayacaklar. Çok düzgün ve bütçemiz uygun ücretlerle oynayacaklar. Sonra da kendileri çok iyi handbolcu oldu, voleybolcu oldu. İstediği yere gitsin. Biz de on servis bedelinden kazanırız. Bir amacımız ve planımız olması lazım. Sponsor destekli bir güçlendirme projesi olabilir mi? Nasıl? Sponsor destekli bir güçlendirme projesi olabilir ama mi? Ama sponsorlar da yani herkesin iş hayatı belli. Bu kadar olmuyor İnsanların yani. Verdiği para basketle size atıyorum 10 milyon, 15 milyon veriyor. Siz
onda kazanıyorsunuz 20-25 milyon. Takımı yapmışsınız 35-40 milyon, 15 milyon içeridesiniz. Evet. Bu bir şubede. Öteki şubeleri de ekleyin, bakın faciaya geliyorsunuz. Yani buradan çıkıp eğer insanlardan Beşiktaş'a destek olun, bağış kampanyasında bize yardımcı olun deyip de arkadan bu paraları sokağa dökecek bir yönetim belirleyecekseniz çıkmayın, istemeyin, insanları da üzmeyin. Çok önemli bir sponsorluk anlaşması da yaptınız. Gelecek sezon başlayacak, göğüs sponsorluğu. Sponsorluk çalışmalarından da bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Şimdi sponsorluk çalışmaları, çok önemli bir sponsorluk anlaşması yaptık. Bir tane de şimdi sırtımız boşaldı. Biliyorsunuz Beko'yu ön tarafa aldık. Göğüse aldık. Vodafone'un yerine çıktı. Vodafone'a da buradan teşekkür ediyoruz. Onun da bize çok katkısı oldu. Ve halen devam ediyor. İnşallah kadın futbolu ile ilgili kendileri de görüşüyoruz. Orada destek vereceklerini ifade ettiler. Özellikle Aksa çok zor bir zamanımızda geldi, bize moral ve motivasyon sağladı Sayın Cemil Kazancı. O belki sırta geçebilir. Sayın Divan Kurulu Başkanımız kendi firmalarıyla bize destek olmak istiyor. Kendisinin verdiği bize her türlü desteği buradan Sayın Tevfik Yaman Türk'e huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. İş adamlarımızın kapısını çalacağız. Daha bu kampanyanın başındayız. Yani şimdi onlar Ahmet Çebi'den telefon gelmiyor diye falan rahat hissetmesinler. Biz onların kapılarını çalacağız. En büyük desteği de onlardan da isteyeceğiz. Ve özellikle sanatçılarımız, Beşiktaşlı sanatçılara bu kampanyanın başlangıcında Sayın Adnan Dalga Kıran'la beraber çalışılan süreçte bize çok katkı verdiler. Ama bitmedi. Devamını rica ediyoruz sanatçı dostlarımızdan, kardeşlerimizden. Onlarla da iç içe olacak Beşiktaş taraftarının bize vereceği destek sanatçılarımızın motivasyonuyla daha da fazla olacak diye bekliyoruz. Yaşayan bir iletişim ekibiniz var. Özellikle videolar çok aktif bir hale geldi. Sosyal medya çok ciddi kullanılmaya başlandı. Önümüzdeki süreçte Beşiktaş'ı iletişim anlamında nasıl göreceğiz? Valla Beşiktaş iletişimi her geçen gün iyiye gidiyor. Daha modernize oluyoruz. Daha planlı ve programlı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Muhtemelen bu kampanya özellikle bizim iletişim bölümünü çok daha aktif ve yetişkin hale getirecektir. Daha olumlu hale. Bu kampanya iletişimdeki arkadaşlarımızın gelişimini daha pozitif etkileyecek. Cümleyi öyle kurayım. Sayın Başkan, tabii yavaş yavaş sonuna geleceğiz röportajımızın ama şunu da sormadan geçemeyeceğim. Önümüzdeki sezon formalar çok merak ediliyor. Taraftar merak ediyor, işte nasıl bir dizaynı olacak, yeni sponsor, efsane sponsor göğüse geliyor, bir öze dönüş, tekrar geçmiş yıllardaki unutulmaz formalar gelir mi? Nasıl bir proje var? Şimdi belki bir sene sonra, bu seferkiler hazırlanmıştı biz geldiğimizde. Ama onları da çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani onları da sevecekler. Ama nostaljik forma hikayemiz bir sene sonra çok daha fazlasıyla olacak. 1903 tane çok güzel forma yapmışlar nostaljik. Bayağı iyi sattı onlar. Çok da talibi var. Bir de yani hatır için mesela o forma için bizi arayana diyoruz ki hayal gönderin de siz bağış yaptınız mı, kampanyadan ne haber diye soruyoruz. Fırsat oluyor. Güzel formalar yaptılar. Özellikle mesela bu üzerindeki tişörtle ilgili ben şimdi Adnan Bey'den rica ettim 2-3 tane daha bana getiriver diye. Çünkü herkes bunu soruyor. Nereden, nasıl falan filan. Buradan şunu söylemek istiyorum. Bakın Beşiktaşlı kardeşlerimizin vazifeleri çok, bize katkıları önemli. Kesinlikle bu biliyorsunuz korsan formalar var. Malzemeler Beşiktaş adına satılıyor. Bunu maskede de ben geçen uçakta gelirken gördüm. Çok üzüldüm. Çocuğa söyledim. Oğlum nereden aldın bunu? İşte Beşiktaş ben çıkmadı bizimki. Yarın sabah çıkacak. Sen bunu nereden aldın? Oradan buradan. Hoş şeyler değil. Almasınlar. Bakın bu tişörtleri yapanlar ve basanlar, kara borsa yapanlarla gerçekten bizatihi uğraşacağım. Biz burada kuruş için fedakarlık yapan Beşiktaş taraftarının bir kuruşunu muhafaza etmeye çalışırken birilerinin Beşiktaş markası üzerinden bu tişörtlerden yaparak para kazanmaya çalışması doğru değil. Ve taraftarımdan rica ediyorum. Lütfen almasınlar. Biz bunları kendilerine birkaç hafta içerisinde söz veriyorum yetiştirip satışa vereceğiz. Bizim kartal yuvalarından alabilirler. Kartal yuvasında o zaman bırakmam senin tişörtleri geliyor. Tabii gelecek. Hatta bağış yapanlara bilemiyorum kampanyanın içerisinde bunlar bir süre sonra olabilir veya satılabilir ama bunu çok sevmişler. Lütfen rica ediyorum. Ne olur bunlar şu anda biz imal etmedik. Kartal yuvalarında bunlar satışa çıkacak, acele etmesinler. Kara borsacılara, korsanlara burada para kazandırmasınlar. Her bir kuruşu Beşiktaşlı'nın kıymetli çünkü.
Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi, dileklerinizi alalım. Buyurun lütfen aktarmak istediğiniz başka bir konu varsa lütfen. Vallahi bir defa bu kampanya tabii çok çalışan bütün personelime buradan teşekkür ediyorum. Sayın Adnan Dalgakıran ikinci başkanım projenin içerisine teşekkür ediyorum. Rıdvan Akar dostumuz, kardeşimiz çok emek verdi, teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi video çok beğenildi. Çok duygusal. Atatürk oğluna buradan binlerce kere teşekkür ediyorum. Müdahale etti, değiştirdi. Ve Demirören Medya, Turkuaz Medya'ya, Beyin Spor'tan sizlere, değerli kardeşlerimize, Ciner grubuna, Acun Medya, Doğuş grubuna ve Fox'a buradan bize bu videolarımızı karşılıksız bedelsiz kampanyada yayınlayacakları için hepsinin buradan içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz ben değerli teşekkür görüşleriniz ederim. İçin. Çok üzüldüm. Çocuğa söyledim. Oğlum nereden aldın bunu? İşte Beşiktaş ben daha çıkmadı. Bizimki yarın sabah çıkacak. Sen bunu nereden aldın? Oradan buradan. Hoş şeyler değil. Almasınlar. Bakın bu tişörtleri yapanlar ve basanlar, kara borsa yapanlarla gerçekten bizatihi uğraşacağım. Biz burada kuruş için fedakarlık yapan Beşiktaş taraflarının bir kuruşunu muhafaza etmeye çalışırken birilerinin Beşiktaş markası üzerinden bu tişörtlerden yaparak para kazanmaya çalışması doğru değil ve taraftarlarımdan rica ediyorum. Lütfen almasınlar. Biz bunları kendilerine birkaç hafta içerisinde söz veriyorum yetiştirip satışa vereceğiz. Bizim Kartal yuvalarından alabilirler. Kartal yuvasında o zaman bırakmam senin tişörtleri geliyor. Tabii tabii gelecek gelecek. Hatta bağış yapanlara bilemiyorum kampanyanın içerisinde bunlar bir süre sonra olabilir veya satılabilir ama bunu çok sevmişler. Lütfen rica ediyorum. Ne olur bunlar şu anda biz imal etmedik. Kartal yuvalarında bunlar satışa çıkacak. Acele etmesinler. Kara borsacılara, korsanlara burada para kazandırmasınlar. Her bir kuruşu Beşiktaşlı'nın kıymetli çünkü. Kimse kendi kulübüne fatura kesemez ve kesemeyecektir.